Merhaba benim ismim Zona, kanalımıza hoş geldiniz. Sermaye harcamadan yapabileceğimiz işlerin listesini sizler için bir araya getirdik. Bu videoda kendinize uygun bir iş fikri bularak sermaye harcamadan ya da küçük yatırımlar yaparak para kazanmaya başlayabilirsiniz. 1. Numara. Online ders vererek para kazanın. İnternet kullanımının artması ve dijital iletişim araçlarının önem kazanmasıyla birlikte bilgiye ulaşmak kolaylaştı. Özellikle pandemi sırasında online derslere girmek herkes için normalleşti. Eğer ilgi çekici bir konuda bilgiliyseniz, sevilen bir yeteneğiniz varsa veya önemli bir beceriye sahipseniz, bu bilgilerinizi başkalarına öğreterek para kazanabilirsiniz. Bunların yanı sıra eğer ki okullarda verilen bir ders üzerinde yeterli bir şekilde öğretim yeteneğine sahipseniz, öğrencilerin başarısız olduğu derslere yardımcı olarak hem para kazanabilirsiniz hem de eğitim alanında kariyer sahibi olabilirsiniz. 2 numara Grafik tasarım. Grafik tasarım denildiğinde hemen korkmanıza gerek yok. Çünkü teknolojinin gelişmesiyle beraber bu tasarımları yapmak artık çocuk oyuncağı. Örnek vermek gerekirse Canva adlı uygulamayı kullanabilirsiniz. Bu uygulama hem bilgisayar üzerinden hem de telefon üzerinden rahatlıkla kullanılabiliyor. Uygulama içerisinde logo, sosyal medya tasarımları, videolar gibi birçok tasarımlar yer almaktadır. Bu tasarımlar üzerinde değişiklikler yaparak müşterilerinize sunabilirsiniz. Bu işin püf noktası pazarlamaktır. Yaptığımız tasarımlara alıcı bulmak için ise birkaç platformdan yardım alabilirsiniz. Türkiye için örnek vermek gerekirse Bionluk platformu bu işler için size müşteri bulabilir. Eğer ki ben yurt dışında çalışmak istiyorum ve dolar bazlı para kazanmak istiyorum derseniz, sizler için bu platformları önerebilirim. Bunlar dışında da birçok platform ve pazar ağ olduğunu da hatırlatmak isterim. 3 numara. Podcast yayınlamak. Aklınızda güzel bir podcast fikri, konuşmak istediğiniz ilginç bir konu varsa veya sadece arkadaşlarınızla yaptığınız muhabbetin kalitesine güveniyorsanız Spotify gibi birçok farklı platformdan podcast yayınlayabilirsiniz. Bu platformların arasında YouTube de var. Eğer ki konuşmayı ve bir şeyleri anlatmayı seviyorsanız bu iş fikri sizin için harika olacaktır. İnsanların dinlemeyi seveceği ortak konuları bularak hızlı bir şekilde kendinizi geliştirebilirsiniz. 4 numara. Spot satışı yapmak. Spot satışın birçok yolu vardır. Mesela çevrenizdeki insanların kullanmadığı ürünleri satmaya başlayabilirsiniz. Belli bir birikim yaptıktan sonra belirlediğiniz bir toptancıdan ürün alarak satışlarınıza devam edebilirsiniz. Bu alanda size yardımcı olabilecek birçok platform mevcuttur. Örnek vermek gerekirse, eğer Letgo, Dolap ve sahibinden platformları sizlere müşteri bulmakta yardımcı olacaktır ve bu alanda kendinizi geliştirirseniz eğer başarınız e-ticarete ve bulunduğunuz yere dükkan açmaya kadar ilerleyebilir. 5 numara e-ticaret. Konumuz açılmışken bu konuya değinmeden geçmemiz yanlış olurdu. E-ticaret artık günümüzün mesleği. Birkaç platformlardan yardım alarak kolayca bir e-ticaret satış ağı oluşturabilirsiniz. Başlangıç olarak ufak sermayeler bu işler için yeterli olacaktır. Ne satabilirim diye sakın düşünmeyin çünkü e-ticaret platformlarında her şey rahatlıkla satılabiliyor. Size düşen kısım sağlam bir piyasa araştırması yaparak en çok tutan ürünleri ya da kendinize özgü ürünler üreterek piyasaya hakim olmaya çalışmak olmalıdır. 6 numara yemek teslimatı Yemek satış uygulamaları artık farklı kollardan da dağıtıma seçenek sunuyor. Bazı platformlarda bisiklet ile bile paket dağıtabiliyorsunuz ve dağıttığınız her paket başına ücret alabiliyorsunuz. Bu konu hakkında kısa bir araştırma yaparsanız bu sektör üzerine iş veren platformları görebilirsiniz. Evet sizler için hazırladığımız iş fikirleri inşallah aklınızda bir yer edinmiştir. Bunun gibi birçok iş fırsatı var. Her işin temelinde azim ve pes etmemek vardır. Bunun gibi iş fikirlerinin gelmesini istiyorsanız yorum atmanız yeterlidir. Kendinize iyi bakın.